Evet arkadaşlar, çemberde uzunluk 1, 3. kısım ile devam ediyoruz. Şimdi, şu çemberin yarıçapı R'yi soruyor bize. Çemberin yarıçapı R nedir? Şuraya R dersem, buradaki uzunluğumuz da R kadar. Şimdi arkadaşlar, burada açıortay var. AE doğrusu açıortay olduğundan dolayı, ben buradaki açıyı alfa, buradaki açıyı alfa dersem, bunların gördüğü CE yayı ile EB yayının ölçüleri de 2 alfa olur. Bunlar ikişer alfadır. Biz çemberde uzunlukta şunu biliyoruz. Eşit yayların ayırdığı kirişler de birbirlerine eşit olduğu için E'den B'ye kirişini çizdiğimde yaylar eşit olduğu için arkadaşlar bu kirişimiz de eşit olacak. Buradaki kiriş 3 birimse buradaki kirişin uzunluğu da 3 birimdir. E noktasında bakın çapı gören çevre açı olduğu için E'deki açı 90 derece oldu. Şimdi açıortay var. Bakın gördüğünüz gibi açıortay. Açıortay açının kollarına çizilen şu uzunluklar birbirlerine eşit. Ancak ayırdığı parça 1'i 7, biri de şuradan 2R olmuş. Biz bu sorularda bakın şu açının geniş açı olduğunu biliyoruz. Şuradaki açımız dar açı. Neden geniş açı? Bakın C'den B'yi şöyle birleştirsem 90 olacak. 90'dan biraz daha büyük. Şimdi açıortay üzerinde alınan bir noktadan açının kollarına eşit doğrular çizildiyse burada bir deltoid oluşturabiliyordum. O zaman E'den uzunluğu 3 birim olacak şekilde içeri doğru bir doğru çizersem bakın 3 3 burası 7 ise şuradaki parçanın uzunluğu da 7 birim olacaktır arkadaşlar. Burası 7 birim. Şimdi 90 derece var. İkizkenar üçgen var. Ben E noktasından aşağıya bir dikme çizersem çizdiğim bu dikme tabanı 2'ye bölecek. Buraya X dersem şu kısımda X olmalı. Dikten dikme çizildiği için Öklit bağıntısı uygulayacağım. Öklit bağıntısı şu. Dik kenar olan 3'ün karesi kendi tarafındaki x ile bunun tamamının çarpımına eşit. Şuraya yazıyorum denklemi arkadaşlar. Bakın 3'ün karesi 9 eşittir. X çarpı tamamı 2x artı 7 oldu. Bunu çarpıp da ikinci derece denklem çıkartmamıza gerek yok. Genel olarak zaten bunlar tam sayıların çarpımı şeklindedir. 9'un çarpanları kaç? 3 çarpı 3 olmayacağı gözüküyor. O zaman buraya 1 yazsam bakın 1 çarpı 9 oldu şurası. Demek ki x dediğimiz yer 1'miş. X uzunluğu 1 ise burası da 1 ise toplam arkadaşlar 7 artı 2'den 9 çemberin çapını soruyordu. Çemberin çapı 9 santimetredir. Şöyle yeni nesil bir örnekle devam edelim. Arkadaşlar AB çaplı O merkezli çemberde CRD yayı CD boyunca katlanarak yukarıdaki şekil elde ediliyormuş. CD ile AB paralel. CD 48 cm, AB 50 cm. Benden R ile R üstü S arasındaki uzaklığı istiyor. Şimdi AB uzunluğu 50 cm olduğuna göre yarıçapımız burası 25 cm. Aynı şekilde OA da 25 santimetre olacak. Paralel olduğu için yöndeş açılar birbirlerine eşit. Buradaki açı da 90 derece. Merkezden kirişe dikme çizilmiş oldu. O halde bu dikme kirişi 2'ye bölecektir. Buradaki uzunluğumuz 48'di. 24, 24 2'ye bölünür. Ben burada arkadaşlar O ile D'yi birleştirirsem bu çemberimizin yarıçapı, çemberimizin yarıçapı olduğu için buradaki uzunluğumuz 25 santimetre olacak. Bakın 7, 24, 25'ten burası 7 birim. Çemberimizin yarıçapı 25 olduğu için geriye dikmeden R'ye kadar 28 birim, 18 birim oldu burası. Şimdi arkadaşlar tam bu dikmenin olduğu şu H noktasından itibaren katlandığı için bakın dikmeden R'ye kadar 18 ise buradan R üstüne kadar 18 olmak zorunda. Çünkü katladığımızda bu uzunluk bunun üzerine geliyor. Şurada 7 birim uzunluk varsa demek ki burada 11 kaldı. Çemberimizin yarıçapı 25'ti. Yani
O'dan S'ye kadar 25. O, R üssü 11 olduğu için 25'ten 11 çıkarsa şuradaki uzunluğumuz 14. Cevabımız da 14 oldu arkadaşlar. Yeni bir örneğimiz. Dikdörtgen görüyorsunuz. Dikdörtgenin bir kenarı 12. D ile E arasına 6 birim vermiş. O merkezli yarım çember. C merkezli de çeyrek çember verilmiş. İki çemberin birbirini kestiği L noktası ile K noktası arasındaki uzaklık bize soruluyor. Verilenlere göre şimdi AD 12 ise şuradaki BC uzunluğu da 12 olmalı. Buranın 12 olması ne işime yarayacak? Yarıçapın 12 olduğu için EC de 12'dir. Bakın D'den C'ye kadar 18 olduğu için AB de 18. Demek ki yarım çemberimizin yarıçapı 9 birim. Şu içini taradığım dik üçgeni görüyorsunuz. 9, 12, 15'ten C'den O'ya kadar tüm uzunluğumuz 15 edecek. Arkadaşlar çemberin yarıçapı hep eşitti. Bakın C'den E'ye 12 birim ise C'den K'ya kadar da 12 birim edecek. Tamamı 15'te 15'ten 2 çıkarsa 15'ten 12 çıkarsa 3 kalır. Yarıçapımızın uzunluğu 9 olduğu için bakın O'dan N'ye kadar 9 olmak zorunda. OK uzunluğu 3 ise demek ki X dediğimiz yer 6 birim olacaktır. Az önce çözdüğümüz soruya benzer bir örnek. Şöyle AB çapı 26 olan bir çember var. CD kirişinin uzunluğu 24 santimetre gördüğünüz gibi. EHCD'ye dikmiş. Buradan görüyorsunuz EHCD'ye dik. Arkadaşlar bizden X uzunluğunu soruyor. Bu çember CD boyunca katlandığında yayın uç noktası K'ya kadar geliyor. Şimdi şunu yapıyoruz. Merkezden kirişe bir dikme çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Merkezden kirişe dikme çizdim ve bu dikmeyi de devam ettiriyorum. Merkezden kirişe dikme çizdiğim için bu 12-12 ikiye bölecek. Çemberimizin yarı çapı da 13-13'tü. Bunu da yazalım. O ile D'yi birleştirirsem yarı çapı olduğu için burası 13 ve dikme ile O arasındaki şu özel üçgenimizde 12 var. 13 var. Demek ki burası 5'tir. 5-12-13 özel dik üçgeni. Çemberimizin yarı çapı 13 olduğu için yukarıda 8 santimetrelik uzunluk kaldı. Bak katladığımız nokta burası arkadaşlar. Buradan öte yukarı doğru 8 birim olduysa buradan itibaren katladığımız yere kadar şöyle katlandığında geldiği yer 8 birim olacaktı buradan. Şimdi burada O ile H arası 5 birim katladığımızda şu noktanın geldiği yer burası. Bakın bu 8 ise burası da 8 olduğundan dolayı şurada 3 birim uzunluk kalır. O halde çemberin yarı çapı 13 birim olduğu için O'dan E'ye 13 ise OK uzunluğu 3 birim olduğu için X 10 birimdir. Yine bir örnek. Şöyle güzel bir yeni nesil soruyla karşınızdayız. Yukarıdaki verilen şekilde dikdörtgen şeklindeki tahta parçaları çemberin içine şekildeki gibi diziliyor. Çemberin içine ilk yerleştirilen tahta C noktasında, son yerleştirilen tahta D noktasında çembere değmektedir. Buna göre çemberin içine kaç tane tahta yerleştirilmiştir diyor. Şimdi yandaki tahtayı incelediğimizde eni 1 cm arkadaşlar, boyu da 6 cm'dir. Şimdi CK uzunluğuna ben 6 dedim. Burada dikkat. C çember üzerinde olduğu için ben C noktasını A'ya ve C noktasını B'ye birleştirdiğimde çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı arkadaşlar burada C'deki açı 90 derece olur. Çapı gören çevre açı 90 derece. Bu A, B çemberin çapıydı. Şimdi bakın burası da dikdörtgen tahtalardan şu tahta parçası, burası da 90 derece. C açısı 90 derece bakın. Burası da dik. Dikten dik geldiği için ökdik. Yüksekliğin karesi burada. 6'nın karesi eşittir arkadaşlar. Bakın hipotenüsün köşelerine olan uzaklıklar çarpımı. Buraya da x deseydim 2 çarpı x olacaktı. 36. Demek ki x eşittir 18 olacak. X 18. Dikkat ederseniz bakın A ile B arası 2 birim. Demek ki K noktasından A noktasına kadar tüm uzunluğumuz 18.
16 santimetre. Tahtanın eni 1 santimetreydi. 1, 1, 1, 1, 16 oluncaya kadar yerleştireceğim için demek ki 16 tane tahta yerleşmesi gerekiyor. Bir örneğimiz daha. Açıları anlatırken üzerinde durduğum bir husus vardı. Arkadaşlar, bir çemberde eğer bir kiriş boyunca yayı katlarsanız, katlanılan yay, yani buradan CD yayı katlıyoruz bakın. CD yayını katladığımızda bu yayın uç noktası ya da herhangi bir noktası merkezden geçiyorsa, katlanılan bu yayın ölçüsü daima 120 dereceydi. Ben gelir buradaki açıya 120 derece yazabilirim. Şurada ispatını yapalım bakın. Ben şu yayı katladığımızda merkezden geçtiği için bak dikme çizdiğimde şu parça ile bunun eşit olması gerekiyor. Neden? Bunun katladığımda şu nokta L noktası desem buna L noktasından O'ya gelebilmesi için H dersem buraya da HL'nin HO'ya eşit olması gerekiyor. Buradaki uzunluk K kadarsa buradaki uzunluk da K kadar OC 2K OD 2K olduğu için O'dan C'ye doğruyu çizersem arkadaşlar burası da 2K'dır. Peki bu hangi özel üçgendir? Hipotenüs 2K, dik kenar K olduğu için buradaki açı 30 derece, burası 60 derece. Merkez olduğu açı olduğu için burası 60 derece. Aynı şekilde bunu birleştirdiğimde 60 burası. 60 derece merkez açı olduğu için gördüğüne eşit. CD yayının ölçüsü 120 derece oldu. CD yayının ölçüsü 120 derece ise burada arkadaşlar ben O ile C'yi ve aynı şekilde O ile D'yi birleştirir isem şuradaki üçgenimiz 120-30-30 üçgeni olacak. Merkez açı olduğu için 120, yarıçaplar birbirine eşit 6-6, 120-30-30 üçgeninden 6-6, CD uzunluğu da 6√3 olacaktır. Arkadaşlar yeni bir örneğimiz. Şekil 1'deki O merkezli çeyrek daire şeklindeki kağıt KL boyunca katlandığında A noktası A üssü noktasına geliyor. Buna göre AB A üssü B nedir? Şimdi arkadaşlar çemberimizin yarıçapı bakın burada O ile A 12 birimse O ile B arasındaki uzunluğumuz da 12 birimdir. Şimdi OL'nin 4 olduğunu zaten biliyoruz. Bakın buradan itibaren 8 santimetrelik kısım bu tarafa doğru katlanıyor. L'den itibaren 8 olması lazım. Bak L'den itibaren 8 olması gerektiği için burası da 4 santimetredir. Aynı şekilde biz OB uzunluğuna 12 demiştik. O zaman burası da 12'dir. Bize şuradan arkadaşlar B ile A üssünü birleştirirsek bize burayı soruyor. Bakın şurada 90 derece A üssü B uzunluğu Pisagor bağıntısı alırsam buna X dersem şuraya yazıyorum. X kare eşittir 4'ün karesi artı 12'nin karesi. X kare eşittir 16 artı 144'ten 160 eder. 160 da 16 çarpı 10 şeklinde yazarsanız 4√10 edecektir. Arkadaşlar yeni bir örneğimiz yine yeni nesil sorulardan. Aşağıdaki şekilde bir kenarı 160 santimetre olan kare şeklinde bir masa verilmiştir. Bu masanın üstüne daire şeklinde bir masa örtüsü verilmiştir. Masa örtüsü masaya T noktasında teğet ve 3 taraftan yan taraflara doğru sarkmıştır. AE ile DF uzunlukları birbirine eşit. Buna göre daire şeklindeki masa örtüsünün yarıçapı kaç santimetredir? Bizden bu masanın daire örtüsü şeklindeki masanın yarıçapını soruyor. Arkadaşlar bakın bunu biz şöyle çemberi kaldırdığımızı düşünelim. Yani şu masa örtülerini yukarı kaldırdığımızda masa yüzeyine düzlemsel hale geldi. Şimdi bir kenarı 160 olan kare şeklinde dediği için bakın şu parçalar eşit olduğu için bu ortalıdır. Yani buraya 80 yazarsam burası da 80 olacak. Tamamı 160.
Şimdi arkadaşlar, çemberimizin merkezi burası olsun, O noktası. Yarıçap DM noktasında TET dik olduğundan dolayı burası 90 derecedir. Aynı şekilde ben şuradan dikme çizersem, bu dikme şuradaki EBE'yi ortadan ikiye bölecek. Buradaki uzunluğu şu anda bilmiyoruz. Tamamı 160'tı. O zaman ben şöyle yazabilirim. Buraya X yazayım. Buraya X yazayım. Şurası da arkadaşlar 160 eksi 2x olsun. Karşımızdaki şu yarı çapımız gördüğünüz gibi 160 eksi x olmuş oldu. Bu 80 ise burası da 80 derecedir. 80 birimdir. Ben OE'yi çizdiğimde yarı çapımız 160 eksi x olduğu için burası da 160 eksi x olacaktır. Bakın şurada hangi özel üçgen olabilir? 8, 80, 160 eksi x olduğu için 6, 8, 10 üçgeninin 10 katı. Buraya 60 yazsam 80, 160 eksi 60'tan da 100 çıkar. Demek ki x dediğimiz değer 60'mış. X 60 olduğundan dolayı yarıçapı soruyor. Yarıçapımız r eşittir 160 eksi 60. R eşittir buradan 100 diyebiliriz. Arkadaşlar size yeni bir soru daha, örnek, hafif zor bir soru. Bakın şurada 6, 8, 10 üçgenimiz var. Buradaki uzunluğumuz 6 birim, BC uzunluğumuz 8 birim. İki tane yarım çember görüyorsunuz. Bu yarım çemberler E noktasında ve F noktasında çember dik üçgenimizin hipotenüse teğet ve bizden EF arasındaki uzaklığı soruyor. Şimdi ben bu soruyu yapmak için önce O1'den E noktasına yarıçap DM noktasında TET dik olduğundan dolayı bir tane dikme çizdim arkadaşlar. Çizdiğim bu dikmeden dolayı şuradaki açıya ben A dersem buradaki açımız da B olacak. 90 AB büyük üçgende 90, burası A ise C'deki açı da B'dir. Önce şu üçgenle büyük üçgenin benzerliğini kullanayım. 90 AB, 90 AB olduğu için. A'nın karşısında 8 var. A'nın karşısındaki 8 de orantılı olacak. 2'ye bölerek yazıyorum. O zaman buraya 4K yazayım. B'nin karşısında 6 var. B'nin karşısındaki 3K olacak. Bakın bir dik üçgen 3K, 4K. O zaman şuraya ben 5K yazabilirim. Yarı çapımız 4K'ydı. O'dan B'ye kadar da 4K olacak o zaman. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9K eşittir 6 ise K eşittir. Her iki tarafı 9'a 3'e bölelim önce. Burası 3. Buraya da 3'e bölersem 2 bölü 3 kalacak. Demek ki K 2 bölü 3. Ben de şu uzunluk AE uzunluğu lazım arkadaşlar. 3 ile 2 bölü 3'ü çarparsam 3'ler gider. Burası 2 kalır. Şimdi şuradaki üçgenimizin benzerliğini kullanmak için bu defa da O2'den teğet noktası F'ye bir dikme çiziyorum arkadaşlar. Yarıçap DM noktasında TET dik olduğu için buradaki açımız da 90 derecedir. Ve 90 B şuradaki açımız da A olacaktır. O zaman bu üçgende büyük üçgen de birbirlerine benzer. B'nin karşısında 6 var. B'nin karşısındaki 6 ile orantılı olacak. Ben buraya 3y diyelim. 3 ile orantılı olsun. Buraya 3y diyelim. A'nın karşısında büyük üçgende 8 var. A'nın karşısındaki o zaman 4y olacak. Bakın 3y, 4y. Hipotenüsümüz 5y olacaktır. Yarıçap O2B de 3y'dir. 8y, 8 ise y1'dir. Y1 olduğuna göre arkadaşlar şurası da 4 birimdir. Bu 6, 8, 10 üçgeninden toplamı 10 olacaktı. 4 buradan, 2 de buradan 6, 10 olması için EF'nin 4 birim olmasına gerek var. Yeni bir örneğimiz daha arkadaşlar. Çember üzerinde A ve B gibi iki nokta seçilip üstte kalan parça bu noktaları birleştiren kiriş üzerinden aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi katlandığında çember yayı O merkezinden geçiyor. E, AB kirişinin elemanıymış. EA ile EB arasında 1 bölü 2 oranı varmış.
AB kirişi üzerinde bir E noktası seçilip merkez ile birleştirilir. Yarıçap uzunluğu 12 cm'dir. Buna göre EO uzunluğu nedir diyor bize arkadaşlar. Arkadaşlar az önceki bir soruda da şöyle demiştik. Bir çember yayı kiriş etrafında katlandığında bunun uç noktası merkezden geçiyor ise mutlaka katladığınız bu yay 120 derece olur demiştik. O zaman buradaki yayımız 120 derece. İspatını önceki sorularda yapmıştık. O yüzden ben OB'yi ve OA'yı birleştirirsem arkadaşlar buradaki merkez açı olduğu için merkez açının ölçüsü 120 derece oldu. Yarıçap 12 idi. Burası 12 birim. O zaman OA da 12 birim. Tamamı 120, 30, 30. Bak şuradaki açı 120 derece arkadaşlar. 30, 30 olduğu için A'dan B'ye kadar 12 kök 3 olacak. Şunlar aynı zamanda 30, 30 yazalım lazım olacak. 2'ye 1 oranı vardı şurada. EB 4 kök 3 olur o zaman. AE'de 8 kök 3 olur. Ben de OE uzunluğunu sorduğu için merkezden kirişe bir dikme çiziyorum. Çizdiğim bu dikme kirişi 2'ye böler. Bakın 12 kök 3 de 6 kök 3 olacak. O zaman şurası 2 kök 3'tür. Şurada 6 kök 3 kaldı. Bu 60 dereceydi. 60'ın karşısında 6 kök 3 ise 30'un karşısındaki de 6 eder. Bakın şu küçük üçgende Pisagor. Buradaki uzunluk 6 idi. 2 kök 3'tü. 6'nın karesi 36. 2 kök 3'ün karesi 12. Toplamları 48. O zaman bu uzunluk x ise x kare 48 olduğu için x karekök aldığımızda 4 kök 3 eder. Şöyle yeni nesil bir soruyla devam edelim örneklerimize. Arkadaşlar yukarıdaki şekilde düzlemde bir D doğrusu ile bu doğrudan 5 birim uzaklıkta bir P noktasından 8 birim ve D doğrusundan 2 birim uzaklıktaki noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada bize diyor ki bakın P noktasından 8 birim uzaklıkta. P noktasından 8 birim uzaklıktaki noktalar arkadaşlar bir çember olur. Ben bu sırada çemberimizi çizdim. P noktasından 8 cm uzaklıktaki noktalar kümesi P merkezli 8 cm yarıçaplı bir çember edecek. Dolayısıyla şurası da 3 birim. Buradan öte yukarı doğru da 8 birim olarak karşımıza çıkar. P noktasından 8 birim uzaklıktaki noktaları buldum. D doğrusundan 2 birim uzaklıkta bakın. D doğrusundan 2 birim uzaklıktaysa 1 yukarı doğru 2 birim uzunluktan paralel doğru eder arkadaşlar. Paralel 2 doğru arasındaki uzaklık sabittir. D'ye her nokta bak 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim. Yine aşağı doğru da 2 birim olacak. Şurası 3 olduğu için 2 birimi de şuradan çizeyim. Aşağı doğru da 2 birim paralel bir doğru çizdim. Bakın şu doğruya 2 birim uzaklıkta, 2 birim uzaklıkta doğrular çizdim. Yalnız aradaki işleme bakarsan V diyor. Aynı anda P noktasından 8 birim ve D doğrusundan 2 birim uzaklıktaki noktaları istiyor. Şuradaki noktayı benden istemiyor ya da buradaki nokta. Bu tamam P'ye 8 cm uzaklıkta ama D doğrusuna 2 cm uzaklıkta değil. Daha yüksek. O zaman aynı anda ikisini birden sağlayan bu geometrik çizimlerde yaptığımız şu birbirini kestiği noktaları soruyor arkadaşlar. Bakın şu 4 noktaya bakarsanız P'den hepsi 8 birim uzaklıkta. Yarıçap 8 birim olduğu için. Ve D doğrusundan 2 birim uzaklıkta, 2 birim uzaklıkta, 2 birim uzaklıkta. Demek ki P'den 8 birim, D doğrusundan 2 birim uzaklıktaki noktalar 1, 2, 3, 4 tane nokta verir. Pratik kuralla çok kolay çözebileceğiniz bir soru çeşidi. Bakın yine AB çemberimizin merkezi O merkezli bir çemberimiz var. DC yayından katladığında merkezden geçtiği için arkadaşlar buradaki katlanan yayın ölçüsü 120 derece oluyor demiştik. O zaman buradaki yay 120 derece. Yayı kiriş etrafına katlarsan ucu merkezden geçiyorsa katladığın yayın ölçüsü her zaman 120 derecedir. Bundan dolayı benden OC'yi
ve de OD'yi çizmemi istiyor. OC ve OD'yi çizdiğimizde de merkezdeki açı 120 derece oluyor arkadaşlar. 120 30 30 üçgenini görüyorsunuz burada. Şimdi 120 30 30 üçgeninde 120'nin karşısındaki 6 ise bunlar 2 kök 3 2 kök 3 olacak. 6'yı kök 3'e bölüyorum yani. 6 bölü kök 3'ten 6 kök 3 bölü 3 2 kök 3 edecek. O zaman AB'yi soruyor. Yarıçap 2 kök 3 ise 2 kök 3 buradan. 2 kök 3 de buradan geldi. Toplam 4 kök 3 oldu. Yeni nesil bir soruyla karşınızdayız arkadaşlar. O merkezli AB çaplı çember DE boyunca katlandığında A noktası C noktasına gelmektedir. DE'nin uzunluğu 48 birim, BC'nin uzunluğu 20 birim, DE diktir, AC burada vermiş zaten o dikmeyi. Çemberin yarıçapını soruyor. Şimdi arkadaşlar merkezden kirişe çizilen dikme kirişi 2'ye böleceği için burası 24 santim birim, burası da 24 birimdir. Şimdi ben dikme ile O arasındaki uzunluğa X dersem OA zaten çemberimizin yarıçapı R'ydi. O zaman ben OD'yi de çizersem OD de bizim çemberimizin yarıçapı R olacak. Şimdi arkadaşlar O'dan B'ye kadar tüm uzunluk R olduğu için burası X ise dikmeden B'ye kadar R eksi X olacaktır. Biz katlama yaptığımız için bakın buradan itibaren R artı X ise C'ye kadar da madem ki A noktası C noktasının olduğu yere geliyormuş. O zaman burası da R artı X edecektir. Şimdi bunları birbirlerine eşitlersem R eksi X artı 20 eşittir R artı X olur. Gördüğünüz gibi eşitliğin iki tarafından R'ler birbirini götürürse 2X eşittir 20. X eşittir 10 çıkar. X değeri 10'muş. Buraya X yerine 10 yazarsam bakın şu üçgende 10, 24 var. 5'in 2 katı, 12'nin 2 katı, 13'ün 2 katı 26. Çemberimizin yarıçapını soruyordu zaten bizden. O da 26'ymış. Yeni bir örnekle karşınızdayız arkadaşlar. Örneğimiz. Çapı 50 cm olan AB çaplı yarım daire şurada. Çapı 50 cm ise yarıçapı 25-25 olan bir yarım dairemiz var. Ve kale çapımıza paralelmiş. Bu kale boyunca katladığımda T noktası buraya geliyor gördüğünüz gibi. T noktasının dairenin merkezine uzaklığı 11 cm olmaktadır. T noktası çember yayının orta noktası. Yani şurası orta nokta olması demek arkadaşlar. Ben OT'yi çizersem yarım çember 180 olduğu için 90-90 olacak. Buradaki açı 90 derece, buranın da 90 derece olduğunu gösterir bana. Şimdi çemberimizin merkezi O olsun ve buradaki uzunluğumuza şimdilik biz X diyelim arkadaşlar. Çember A'dan geçen merkezimiz şurada. Bu sırada bu D değil B olması lazım. Çünkü bir ucu B, bir ucu A'ydı. Çemberimizin merkezi şurada olsun. Katladığımızda şu bak katlarsanız T'yi bunun hizasından gelmeyecek mi? Katladığınızda şu açılar aynı olduğu için T bunun üzerine şuraya bir yere gelecek. Arkadaşlar ne diyor bize? Dairenin merkezine uzaklığı 11 birimmiş. Yani şurası 11 birim. Biz buraya da zaten X demiştik yanda. Bakın arkadaşlar ben bu çemberin katlanmamış halini şuraya ilave etse idim. Devam ettirdiğimde buradan itibaren katlama burası değil miydi? T yine buradan, T buradan buraya gelmişti. Yani X artı 11 ise burası da X artı 11 olacak. Çemberimizin merkezi O burası. Yarı çapımızın 25 olduğunu biliyoruz biz. Bakın burası 25 birim. Yani bana diyor ki 2X artı 11 eşittir 25. 2X eşittir 14. X eşittir 7. Arkadaşlar X değerimiz 7'ymiş. Gelip burada 7'yi yazıyorum. Benden KL uzunluğunu soruyordu bakın. O zaman OL'yi çizersem yarı çapımız 25 olduğu için burası 25. Bakın bu dik üçgen dik kenar 7. Hipotenüs 25 olduğuna göre 7, 24, 25'ten burası 24 birim. O zaman buradaki uzunluk da 24. K'dan L'ye olan uzaklığı soruyor. 24 artı 24'ten 40.
Arkadaşlar size şöyle bir örneğimiz var. Yeni nesil bir soru. Sizin çözmeniz için biraz beklemek istiyorum. Şekil 1'de AD9 birim, DO'da 8 birimdir. Bu CD boyunca katlandığında A noktası merkezin sağına geliyor gördüğünüz gibi. Ve katladığınızda CA yayı yarı çapımız olan OB'yi kesiyor. Nerede kesiyor? P noktasında kesiyor. P ile O arasındaki şu X uzunluğu nedir diyor. 8 ve 9 verilmiş. Başka bir şey de yok. Çözmeniz için birazcık beklemek istiyorum. Çözmüşsünüzdür umarım. Şimdi arkadaşlar bakın. P noktasını buradan nereden geliyordu? Şurası bizim CPA yayımız değil mi? A üstü yayımız. Bunu katladığımızda buradan geliyor. Bu yay katlanmadan önce P noktası OB üzerindeki buraya gelmiş. Nereden gelmişti? Bakın bunun dik hizasından P noktası buradan gelir. Şurası 90 derece. Bu buna eşit olduğu için katlandığımda P noktası buraya gelir. Yani OB yarıçapı üzerine gelir. Şimdi P'den aşağıya bir dikme çizersem bakın bendeki bizden istediği uzunluk X. O zaman burası da X'tir. Şimdi arkadaşlar OP ile O noktasını birleştirirsem 8, 9 daha 17, yarı çapımız 17 değil mi? Evet, burası 17. Bakın şu dik üçgenimiz var. Katladığımızda burası 8. Bakın şu nokta O'ya geldiği için burası da 8'dir. Şurada bir birim kalır. Dik kenar X, diğer dik kenar 16, hipotenüs 17. Yani bana diyor ki X kare artı 16'nın karesi eşittir 17'nin karesi diyor arkadaşlar. Buradan x kare eşittir 17'nin karesi 289, 16'nın karesi 256. 256'yı bunun altına yazayım, çıkartayım, burada 0, gördüğünüz gibi 3, 3, 33. Demek ki x kare 33 ise x de kök 33 olur. Şöyle bir örneğimiz daha var arkadaşlar. Şekilde yarıçap uzunluğu bir birim olan bir çemberin üzerinde eşit aralıklarla yerleştirilen 6 noktadan biri mavi, diğerleri ise kırmızı renklidir. Mavi noktaya en yakın kırmızı noktalardan birine A, en uzak kırmızı noktaya B dersek A ile B arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi arkadaşlarımız mavi noktayı burada işaretlemiş. Mavi noktaya en yakın noktalardan biri ya bu kırmızı nokta ya da aşağıdaki kırmızı nokta. Ben üsttekini seçiyorum ve buraya A diyorum. Mavi noktaya en uzak noktada çapın diğer ucundaki şu nokta gelir. Buraya da B dememizi istiyor bizden. Ve A ile B arasındaki uzaklığı bul diyor. AB'yi çizersem. Arkadaşlar 6 nokta 6 tane aralık olduğuna göre her bir İki nokta arasındaki açı 60 derece. Tamam 360 derece olursa 6'ya bölerseniz 60, 60, 60 olur. Aynı şekilde ben merkez ile A'yı, merkez ile B'yi birleştirirsem gördüğünüz gibi 120, 30, 30 üçgeni meydana gelir. Şuradaki açımızın ölçüsü 120 derece. Bunlar 30, 30. Yarıçap 1. Yarıçap 1 ise A ile B arasındaki 120, 30, 30 üçgeninde 120'nin karşısındaki 30'un karşısındaki kök 3 katına eşit olduğu için kök 3 olacaktır. Şöyle bir örneğimiz daha var arkadaşlar. Bakın. O merkezli AB çaplı yarım daire şekildeki gibi katlandığında CEA üssü 30 derece oluyormuş. EB uzunluğu 4 birim yazdım. 4 santimetre. DE de 8 santimetreymiş. A üssü de şuradaki uzunluğa ben X diyorum. Bakın bize burayı soruyor. X nedir diyor. Şimdi 30 derecelik açı şurasıymış. Buradaki açı 30 derece oldu. Katladığın için arkadaşlar bakın A'dan CE boyunca katladığında bu açı bunun üzerine geldiği için buradaki açımız da eşit olur. Yani katlanılan bu doğru açıortay olduğu için burası 30 derece değil midir? Evet. D çember üzerindeki bir nokta bakın. ED 8 olduğu için özel açı. Ben o zaman şu özel açının karşısına şöyle bir dikme çizeyim. Dikmemiz buraya geldiğini düşünelim. Şurası 90 derece. 90'ın karşısındaki 8 ise şuraya 30 diyorum.
30'un karşısındaki şu uzunluk 4 birimdir. Ve 60'ın karşısındaki çizdiğim dikmenin uzunluğu 4√3'tür. Arkadaşlar ben bu soruda aynı şekilde D ile A'yı, D ile B'yi birleştirirsem çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı D'deki açı 90 derece eder. Ve bakın D'deki açı 90 derece. Burası da 90 derece. O zaman Öklit uygularım. 4√3'ün karesi 48 eşittir. Bakın bu tarafta 8 var. 8'de kaç çarparsam 48 edecek? 6. Demek ki şuradan dikmenin solunda kalan kısım 6 birim olacak. Bakın katlama sorusuydu bu. E'den A'ya kadar 10 birim ise katladığımda A'nın yeni yeri burası. O zaman E'den A üstüne kadar uzaklığımız yine 10 birimdir. 8'i buradaysa ikisi de buradadır. Cevabımız 2 birim. Sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Son örneklerimizden bir tanesi. Örnek. O merkezli yarım daire şeklinde tahta blok CD boyunca şekil 1'deki gibi kesilip CD ve AB kenarı şekil 2'deki gibi dikdörtgen tahta bloklar eklenmiştir. AB olmuş. Yani çemberimizin yarıçapı 5, yarıçapı 5'miş arkadaşlar. HE 1'miş. O zaman bizse yarıçapımız 5 olduğu için buradaki uzunluk 4'tür. CD uzunluğu nedir diyor arkadaşlar. Merkezden kirişe çizilen dikme kirişi 2'ye böldüğü için bunlar XX değil mi? Benden CD'yi sorduğunuz için zaten ben CO'yu çizersem çemberin yarıçapı 5 olduğu için bu da 5. Gördüğünüz gibi dik üçgende X var, 4 var, 5 var. 3, 4, 5 üçgeninden 3 birim burada, 3 birim burada. CD uzunluğunu soruyor. 6 birim oldu. Son sorumuz arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz var. ABC bir dik üçgen. ABC dik üçgeninin B köşesinde yarıçapı 2 cm olan bir çember AB'ye ve BC'ye teğet. Yarıçapımız da şöyle uzunluğu 2 cm'ymiş. Burası 90 derece ve buradaki uzunluk 2 cm. Çember BC üzerinde ok yönünde döndürülerek yuvarladığımızda AC kenarına F noktasında teğet olduğuna göre CF uzunluğu nedir? Şuradan çizelim. Arkadaşlar ben sizin için çemberi buraya kadar çizdim. Buraya kadar geldi. O merkezli çemberimiz F noktasında AC'ye teğet olduğu için FC uzunluğuna ben X dedim. Teğet olduğundan dolayı burası da X olacaktır. Yarı çapımız 2 cm olduğu için buraya 2 cm yazdım. Şimdi bizden X'i soruyor. Bakın ben dış açının kolları çembere teğet olduğu için merkezden geçen doğruyu çizersek arkadaşlar şuradaki açı alfa, buradaki açı da alfa edecek. Aynı şekilde C'den merkezden geçecek şekilde doğru çizdiğimde buradaki açıya teta dersem buradaki açı da teta olur. Büyük üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 2 alfa artı 2 teta eşittir 90 derecedir. Demek ki alfa artı teta şunu biliyorum 45 derece olacak. Teta ne olacak? Teta da 45 eksi alfa olacak. Arkadaşlar burada ben trigonometriye giriyorum. Şurada gördüğünüz gibi tanjant alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenarda 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'dir. Biz şuranın tanjantını alırsak ikisinin birlikte bakın. Tanjant teta, tanjant 45 eksi alfa eşittir. Tanjant teta da bunun tanjantını alıyorum. Bu tarafının da tanjantını alacak olursam toplam fark formüllerinden tanjant 45 eksi tanjant alfa bölü 1 artı tan 45 çarpı tan alfa olacaktı. Tanjantın fark formülünü yazdım. Tanjant teta bakın. Tanjant teta burada ne eşit arkadaşlar? 2 bölü x eşit değil mi? Tanjant teta eşitliğin sol tarafı 2 bölü x eşittir. Eşitliğin sağ tarafını tanjant 45'imiz zaten 1 olduğunu biliyoruz. Eksi tanjant alfanın 1 bölü 2 olduğunu bulmuştum. Burası 1 bölü 2 bölü
1 artı 1 ile 1 bölü 2'yi çarparsam burası da 1 bölü 2 eder. Devam edersem 2 bölü x eşittir arkadaşlar. Burada 1'den 1 bölü 2'yi çıkarsam yukarısı 1 bölü 2 oldu. Aşağısı 2 çarpı 1, 2, 3. 3 bölü 2 oldu burası da. Bölü 2'ler birbirini götürürse burada 1 bölü 3 kaldı. 2 çarpı 3, 6. X çarpı 1'den x eşittir 2 çarpı 3'ten 6. Demek ki x uzunluğumuz 6 oldu. Biraz da trigonometriye kaçan bir